biraz daha aşağı gidelim. Biraz aşağı gidelim. Sen ne istiyorsun telefonu çekmeyi? Arkasını sen kendine20 yıldan beri ben sosyal sorumluluk projelerini düzenli bir şekilde yerine getiriyorum. Omuzdaşlarımla, gönüldaşlarımla. Son mahalli yerel idareler seçiminde Kızılay Fatsa Engelsiz Başkanlığından istifade ederek mahallem olan, doğduğum, büyüdüğüm topraklar olan Kurtuluş Mahallesi'ne muhtar adayı oldum. Ve bu seçimlerden de zaferle galip geldim. Kurtuluş Mahallesi'ne muhtarım. Şimdi bir bankadan bir bankaya bir transfer oldu maaşlarımız. Buradan da bize 42.500 lira gibi bir promosyon parası düştü. Bu parayı da biz mahallemizde bulunan ve farklı mahallelerde bulunan yetim, garip, gureba yavrularımıza, bir de normal ailelerimizin çocuklarına kaynaşması için yemek organizasyonu düzenleyelim dedik. Çocuklarımıza bir yemek verelim ve etkinlik düzenleyelim dedik. Bunun akabinde bu paranın bir kısmıyla da tekerlekli sandalye ve hasta bezi aldık. Hasta bezini çok sayıda aldık. Çünkü omuzdaşlarımız, gönüldaşlarımız bizlere de onlar da yardımcı oldu. Allah onlardan da razı olsun. Sosyal bir muhtar olarak ömrümüzün son gününe kadar, son nefesimizi teslim edene kadar bu memlekette birlik beraberlik içerisinde toplumun her kesimini kucaklayarak İlahi Kelimetullah davamız için Kurtuluş Mahallesi muhtarı olarak devam edeceğiz. Bu şekilde emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Diğer bir husussa ben muhtar olmadan önce demiştim ki 2 yıllık muhtar maaşımı Fatsa'mızın farklı noktalarında bulunan yetim, garip, gureba, yavrularımıza, engellilerimize biz bu paraları harcayacağız demiştim. Her ay düzenli bir şekilde devletimizin bana layık görmüş olduğu 17.002 TL'lik şu anki almış olduğumuz maaşı ben mahallemizde bulunan ve farklı mahallelerde bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize eşit bir şekilde paylaştıracağım. Bu memlekette gerçekten yatağa mahkum hasta, engelli, bir tek ihtiyaç sahibi kalmayıncaya kadar ömrümün sonuna kadar mücadele edeceğim. Çok mutluyum, huzurluyum, gururluyum. Akşamleyin evime, çoluğuma, çocuğuma o yatağa girdiğimde gözlerim öyle bir rahat bir şekilde uyku çekiyor ki ya yaşamak lazım. Anlatmakla ifade edilmiyor bu duygular ya. Yani bir yetimin elinden tutmak, bir engellinin elinden tutmak, bir yatağa mahkum hastaya bir bez vermek ya da yatağa mahkum hastanın vücudundaki yarasına bir merhem olabilmek kadar güzel bir duygu yok diye düşünüyorum ya. Biz 20 yıldır bu duyguyu kesintisiz bir şekilde yaşıyoruz. Rabbim de herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin inşallah. Bana bak bir tane. Baban izler seni. Ya muhtarımız çok iyi. Allah razı olsun. Ne bileyim böyle bir muhtar hiçbir zaman görülmedi. Allah ondan razı olsun yani. Bütün millete yardımda bulunuyor. Hastalarımıza, şifa dertlerimize deva oluyor. Allah onun gibi insan çıkardığı için çok minnettarız. Faydalı tabii illaki iyi. Güzel yani. Hiç kimse düşünemez yani böyle bir fikir. Çocukları çok sevindiriyor. Allah da onu sevindirsin. Yani çok güzel. Baba.